Merhaba, bu dersimizde akü çeşitlerinden size kısaca bahsetmek istiyorum. Solar sistemler için özellikle dizayn edilmiş derin deşarj dediğimiz konuya uygun aküler kullanılması oldukça hayati bir öneme sahip. Özellikle en başta şunu söyleyebilirim, arabada kullandığımız akü de solar sistemlerine bağladığınızda teorik olarak çalışabilir mi? Tabii ki çalışır ama verimlilik anlamında ve dizayn anlamında bu iş için tasarlanmış aküyü, yani solar için tasarlanmış aküyü solar sistemlerinde kullanmak en doğru yöntem olacaktır. Akü çeşitlerine bakılacak olursa sektörde özellikle jel akü, solar işlerinde jel akünün kullanıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Standart yapıdan farklı olarak içerisinde silis kumu ve bir macun şeklinde bir yapı söz konusu. Aslında akülerin içerisinde de 2 voltluk hücrelerden oluştuğunu söyleyebiliriz temel olarak. Ve bu hücre plakalarının arasında da silis macununun olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten oldukça ağır olduklarını söyleyebiliriz. Ve piyasada da en çok tercih edilen solar aküler olduğunu söylemek mümkün. Çünkü aküyü kuruyorsunuz, eğer sisteminizde düzgün bir şekilde dizayn ettiyseniz aküyü kurduğunuz yerde artık unutabilirsiniz. Herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaması onu tercih etmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi bence. Bunun haricinde su ilaveli aküler de söz konusu. AGM dediğimiz aküler de söz konusu. Yine yapı olarak hepsi kurşun asit temelli aküler, lead asit olarak geçer. Arabamızda kullandığımız aküler de aslında kurşun asit temelli aküler. Ama dediğim gibi tasarım olarak sürekli şarj deşarja uygun, solar için dizayn edilmiş, derin deşarj denilen aküler kullanmak solar sistemleri için oldukça önemli. Bunun dışında tübüler denilen 2 voltluk ama amperi çok yüksek aküler de söz konusu. Örnek veriyorum, 2 volt 1000 amper, 2 volt 3000 amper gibi rakamlar oldukça olası piyasada bulabiliyorsunuz. Bu noktada da bu 2 voltluk aküleri 6 tanesini seri bağlayarak işte 12 volt 1000 amper, 12 volt 2000 amper gibi değerlere ulaşmanız mümkün oluyor. Data sheetlerine baktığınız zaman bu akülerin tasarım ömürlerinin oldukça yüksek olduğu, diğerlerine nazaran daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun haricinde lityum bataryaların artık ön plana çıktığını ya da çıkacağını söyleyebiliriz. Bu noktada bugün itibariyle çok yüksek maliyetli olmasına rağmen şarj deşarj özellikleri ve uzun ömürlülüğü anlamında jel bataryalardan ya da AGM'lerden ya da su ilaveli diğer kurşun asit modellerinden ön plana çıkmakta. Örnek verecek olursak işte standart bir jel bataryanın işte 800 cycle ya da 1000 cycle denilen bir ömrü var. Bu cycle konusu da şöyle aslında, işte aküyü şarj ediyorsunuz, deşarj oluyor. 1. Bir daha şarj ettiniz, deşarj oldu. 2. Şarj ettiniz, deşarj oldu. 3 gibi bir durum söz konusu. İşte bu adet ne kadar fazla olursa akünün şarj deşarj adedinin artması ve böylelikle de daha uzun ömürlü, size daha fazla hizmet etmesine sebebiyet veriyor. Bakıldığında lityum bataryalarla alakalı 10 yıl, 15 yıl, yani yaklaşık 7000, 8000 cycle'larda garanti veren firmalar, ürünlerine güvenen firmalar olduğu söyleniyor. İnternette baktığınızda bunları görmek çok mümkün. Bunun dışında kurşun asitin bir, bence hani benim kendi yorumum, şahsi yorumum, günümüz şartlarına modifiye edilmiş hali kurşun karbon bataryalar. Bunlar da sıkça karşımıza yakın zamanda gelecek olan ürünler. Kurşun asit bataryaların negatif özelliklerini pozitife çeviren, örnek verecek olursak işte şarj deşarj adetlerinin daha yukarıda olduğu, daha hızlı şarj edilebilme
özelliği gibi farklı farklı özellikler söz konusu. Ama bu bataryalarda mümkün. Bunun dışında endüstriyel tipte konteynerler içerisinde akü grupları da olacak. Burada bambaşka teknolojiler de söz konusu olacak ama o farklı bir dersimizin konusu. Batarya konusu çok geniş kapsamlı. Ancak hani günümüz şartlarında solar sistemlerle ilgili bakıldığında herhangi bir yerden bir teklif almak istediğinizde size genel olarak jel bataryalar, jel aküler teklif edilecektir. Hani fiyatı birazcık daha uygun olsun derseniz AGM olabilir. Eğer yeriniz uygunsa su ilaveli bataryalarda tercih edilebilir. Su ilaveli bataryaları evlerinizde kullanma şansınız yok. Çünkü şarj esnasında gaz salınımı yaptığından dolayı hani zehirlenme durumu söz konusu olabilir. O yüzden yer uygunsa ve belli periyotlarla bunun bakımlarını yapabilirseniz ya da yaptırırsanız ekstra bir maliyettir sonuçta bu. Bu bataryalarda tercih edilebilir. Batarya konusu dediğim gibi oldukça derin bir konu. Ama şu etapta hani jel bataryaların oldukça ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Solar sistemlerde tercih edilir. Ancak akülü bir sistem soların birinci derecede zorunluluğu değildir. Aslında hiç akü olmadan da solar sistemleri çalışabilmekte. Bununla alakalı detayları da inverterler bölümünde bahsedeceğim. Ancak şu an piyasada şöyle bir algı söz konusu. İşte solar sistem kuracaksam muhakkak aküsü olmak zorunda. Böyle bir algı çok net anlaşılıyor. İnternette gezdiğinizde, paket fiyatları araştırdığınızda ya da herhangi bir firmayı arayıp konuştuğunuzda genelde öncelikli olarak akülü sistemler ön planda oluyor. Bu çok doğru değil aslında. Özellikle inverterler konusunda da bu detaydan bahsedeceğim size.